güzelliklerinden bir tanesi de ekmeğini, sofranı paylaşmak. Hele bir de mübarek Ramazan ayında ve yeni bir hayatta olursa daha bir anlamlı. İftar sofrası ziyaretlerimize Berlin'den devam ediyoruz. Buyurun iftar sofrasına. Gözlerimiz yollardaydı. Yıllardır diyorduk ya, bizim esnaflarımız var, öğretim görevlilerimiz var, insanlarımız var. Almanya'nın her toplumun, her kesiminden insana ihtiyacı var, bir gelse. Ama hiç aklınıza gelir miydi? Yani biz Yunan, eskiden beri tabii bu yanlış bir şeydi. Ya Yunan ama bir abla söylemişti. Meriç'i geçtikten sonra şöyle dönüp arkaya baktığımda, yani memleketime geçmiş, ailemi karşılamış gibi bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi ve o insanlar bizi çok iyi karşıladılar diye. Kaç yıl sonra evet. Uyunanlar dediğimiz insanlar. Tabi bizi mesela polis yakaladı. Brother diyor bana, yani kardeş. Kardeş mi? Brother diyor yani. Demek ki biz bazı şeyleri de yanlış ve eksik öğrenmişiz. Ya da zaman çok şeylere ilaç. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Arkadaşlar iftar oldu. Buyurun iftarımızı açalım inşallah. İnşallah. Buyurun. Ben de size ikram ediyorum. Ev sahibine ben ikram etmiş oldum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ya Rabbi senin rızan için oluşturduk, senin rızıklarını ucumuza açacağız. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Bizleri, anamızı, babamızı, vatanımızı, milletimizi koru. Yarın oruçlarımıza da niyet ediyoruz. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Amin. Başlangıç. Yıllardır duyuyordunuz, yurt dışında insanımız var, en çok da Almanya'da, belki Almancı gurbetçi. Şimdi yeni bir dünya, bu biraz alışabildiniz mi? Bir anlatsanız nasıl, ne var ne yok, buralar nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, ben hani umduğumdan daha fazlasını buldum. Mesela Almanlar soğuktur diye bir şey vardı, ifade vardı Türkler arasında. Bakıyorum öyle soğukluk falan yok. Tabii bir muhacir ensar kardeşliği de var. Şimdi bugün ev sahibiniz. Aslında o da bir muhacir ama biraz farklı. Biraz kendi sesinden de dinleyeceğiz. Buradaki dayanışmanız, kardeşliğiniz, kardeş aileniz nasıl? Yani şimdi biz buraya gelince ensar muhacir şeyi vardı. Çok güzel. Mesela her muhacire bir ensar kardeş verildi.
Bu dil bilmediğimiz için gerçekten zor. O işte resmi işlerimizi halletti, işte Ramazan oldu, iftara çağırdı. Yani tüm şeyde böyle yardımcı oldu bize ve biz şu anda mesela ben geçen gün işte tüm sokaktakilere davetiye bastık, ne bileyim. Gittik bizzat kapıyı vurduk, davet ettik, bir Ramazan iftarı hazırladık onlara. Ramazan'ı anlattık Alman dostlarımıza. Demek ki bakın bunlar için bile gelmeye değermiş değil mi? Yani? Yeni hayat kurmak kolay bir şey değil yani. Yabancı bir ülkedesin, dil bilmiyorsun, geçmiş kalıplaşmış ticaretin belli şeylerin var, hepsini silmiş almışsın. Belli bir sermayen yok. Yani ticari hayat sermayeyle eşdeğerdir. Yani Rabbim ne lütfedecek bilmiyoruz ama biz Allah'ın hicretin bereketini inanarak, Peygamberimizin hicret duygularını yaşayarak buralara kadar gelmişiz. Yani daha önce başka bir ülkedeydim ben. O ülkeye de çok duacıyım. Şu anda arkadaşlarımız da orada çok rahatlar yani. Ve Türk dünyada şu anda Türkiye'nin komşusu ülkemiz ve bu ülke gerçekten hizmet insanlarına Yunanistan'la eş geçmemek gerekiyor. Hizmet insanları kucak açtılar. Ve bu insanların nasıl söyleyeyim, bizlerin bu insanlara çok dua etmesi gerekiyor. Yani. Biraz kendinizden bahsetseniz de şöyle bir esas hikayenizi, yaşadığınız bu dramlardan da ziyade bu yeni dünyanızdan önce bir eskide eski Bekir kimdi? Biraz uzun ama farklı kutuplardan farklı bir dünyaya geliş ve yeni bir dünya başlangıcı bizim için yani. Tabii 12 Eylül öncesi değerlendirirsek, ben 62 doğumluyum, 12 Eylül'i yaşamış insanlardan birisiyim. Türkiye'de kardeş kardeşi kırdırıldığı bir dönemde, en sonunda bu 12 Eylül darbesini yapan şahısların niye daha bir yıl önceden bu işi yapmadınız diye sorulduğu zamanları verdiği cevap çok manidardır. Daha olgunlaşmamıştı. Olgunlaşmadığı için de daha fazla insanın ölmesi gerekiyordu. Ondan sonra biz yapmamız lazımdı. Halkın bizi kabul edebilmesi için diye söylediği bir zattır darbeyi yapanlar, biliyorsunuz yani. Tabii biz 12 yıl öncesi tamamen sol cenahta bir yapımız söz konusuydu. Tabii daha sonraları üniversite hayatımızda ateistlerle beraber kalmış, aynı evde ev tutmuş olan bir kişiyim yani. Derken tabii farklı bir ortamda, farklı bir şekilde olumsuz bir yaşamın o bir şahitliğin ardından kendime yeni bir hayat çizerek o ortamı tamamen terk edip nasıl söyleyebilirim, orayı anlatamayacağım, çok çirkin bir olayla beraber Allah'ın bana bir lütfu oldu. O camiadan tamamen ayrılıp koptuktan sonra üniversite hayatımızı normal, hem solcu arkadaşlarla hem sağcı arkadaşlarla birlikte geçirdikten sonra memleketimize döndüğümüz zamanları, yeni bir iş hayatına başladığımız zamanları tamamen zıt bir kutupla, sağ kutupla beraberdik. Derken işte üniversite hayatı bitip orada iş hayatına başlayınca işte sosyal derneklerle faaliyetlerimiz daha aktifti. Yani seviyordum daha Türkçesi. Hizmet diyor arkadaşlar. Oraya tanıştık. Tabii tanıştıktan sonra tabii biz de kendimize göre haliyle herkes kendini akıllı zanneder, biz de kendimize göre akıllıydık yani. Tabii bu ortamlara girdikçe orada ben şahit olduğum çok hayatımı değiştiren iki unsur oluştu yani. Bir, hizmet denilen camianın en önemli çalışmalarından birisinin eğitim olduğunu gördüm. Ve dünyayı da hep eğitilmiş insanların değiştirdiğini biliyordum yani. Şimdi sol camiandaki arkadaşlarımızla beraber kültür düzeyi daha iyiydi o arkadaşlarımla. Yani. Gerçekten iyiydi yani, okuyorlardı yani, sosyal faaliyetler çok iyiydi. Ya biz de o camiayla iç içe olurken de bu ortamların vermiş olduğu bir kültürel farklılık da vardı, güzellik de vardı yani. Şimdi eğitimden geçtiğini gördük yani. Dedik ya burası iyi. Eğitimle uğraşan camiadan bir sıkıntı gelmez. İkincisi ise yani Allah rızası duygusu. Yani şu anda herkes kendine göre Allah rızası diye yapardır. Mutlak surette itiraz yok yani. Nasıl söyleyebilirim? İşte cami yapan, yol yapan, yani Allah rızası duygularının, işte yol yaparsın, çeşme yaparsın, cami yaparsın. İşte hep bunlar işlenirdi o günkü hutbelerde, camilerde falan yani.
bir eğitimden bahseden yoktu ama Kur'an kursları vardı. Fakat Kur'an kurslarından mezun olan insanların da ileride pek bir umut ışığı görünen bir yeri yoktu yani. Yani ama baktık burada insanlar eğitiliyor. Yani işte bugün bu topluluğa biraz sonra oraya izin verirseniz gireceğim. Terörist damgası vurduğu bir topluluk haline getirildi, eğitilmiş insanlar yani. Yani buraya nokta koyayım. Eğitim camiasının eğitimle faaliyette bulunan insanlardan topluma çok fayda olabileceğini ve insanlığa zarar gelmeyeceğini bilen biriydim kendimde. O vesileyle o toplulukla tanışmış olduk ve beraberliğimiz arttı. Gittikçe de içine girdik. Yani içine girerken de sosyal faaliyetlerinde, aktivitesinde bol miktarda bulunduk yani. Tabii ben bunu şu anda birçok insan belki bunu korkarak söylemekten çekiniyor ortam günümüz Türkiye'sinde ama ben Türkiye'de olmadığım için rahat gibi değerlendirilebilir ama Türkiye'de olsam yine konuşmaya devam ederdim. Yani o yüzden birazcık da doğruyu söylemekten kaçınmadığım için o günde bugün de haliyle bu topluluğa daha iyi ısındım. Allah rızası için gerçekten var olduğunu gördüm. İşte neydi Allah rızası? Şimdi günümüzde şimdi oraya yardım edenler, işte zekat verenler, burs verenler, işte nasıl söyleyeyim kurban kesenler, işte bakıyorsun bunlar hep terör damgası yemiş durumda. Yani bu tür yardımları yapanlar. Halbuki orada bu insanların büyük bir çoğunluğunun içinde olan arkadaşlarımızın fedakarane çalıştığını gördüm yani. Tabii bu sadece maddeye gözle bakmamak gerekiyor. Yani kimisi hayatını feda etmiş, öğretmen olmuş, öğretmenliğiyle değişik yerlere gitmiş. Kimisi esnafmış, esnaf da nasıl söyleyeyim, yani cimri zekatı dediğimiz zekat var Türkiye'de yani. Cimri zekatından çıkmış olan bir topluluk gördüm ben orada ya. Yani. Nedir cimri zekatından çıkmış olan topluluk? Yani belki bugünkü adam bu yılki kârı 100 bin liraysa, örnek olarak anlatıyorum. Belki 50 bin lirasını rahatlıkla verebilen bir topluluk gördüm orada ya. Hiç çekinmeden. Niye verdiğini araştırdım. Şunu gördüm. Verilen paraların gerçekten yerine gittiğini ve eserlere dönüştüğünü. Nasıl eser? Kimisi okul, bina, yurt bilmem ne eser olarak, kimisi de eğitilmiş insan eser olarak ortaya çıktığını gördüm. Peki bunun fikir babası Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi nasıl tanıdın? Oraya da geleceğiz işte yani. Şimdi orada tabii o çalışmalar o şeyin içinde şey yaparken, iç içe olurken bu işin Said Nursi Hazretleri ile rahmetullahi aleyhinden beraber Fethullah Gülen Hoca Efendi ile beraber bu işin bayraklaştırıldığını ve tabi o zamanları dünyaya yayılma başlamıştı 90'lı yıllarında. 38 ülke gezmişim bugüne kadar dünyada. 38 ülkenin yarısını hizmet bünyesiyle beraber, yarısı hizmet dışındaki özel gezilerimdir yani. Bu gezdiğim yerlerde şunu gördüm yani, adanmış ruhlar diyoruz. O öğretmenlerin dil bilmiyor, tanıdığı yok, biz buralara veyahut da başka bir yerlere gittiğimiz her ülkeye gider gittiğimiz zamanları havaalanında bizi mutlaka biri karşılıyor, dil problemimiz yok, götürülüyoruz, yeme içme yerleri hazır, otel veyahut da kalacak yerler hazır ama onların gittiği zaman hiçbir şeyle karşılaşmıyorlar. Sadece çok özür dilerim. Bizim Karadeniz yöresinin çok güzel bir tabiri vardır. Yani sevilmeyen bir kelimedir mi? Sap gibi havaalanına düşüyorlar ya. Tek başına ya. İşte onlar o ülkelere gitmişler. Yerleşmişler. Yurt yuva kurmuşlar. Okullar açmışlar. Ve bırak Türkiye'yi, bütün dünyaya hizmeti bu işin mimarı olan şahsın önderliğiyle gidin demesiyle gitmişler yani. Şimdi onlar da bakıyorsunuz işte Allah rızası duygusu var olduğu için gidiliyor. Şimdi ben gezdiğim birçok ülkeye baktığım zamanları bırak o ülkeye hizmet dışı turistik geziye bile gitmem yani. Bugün bile aynı duyguyu taşıyorum yani. Gitmem ama onlar Allah rızası için gidin dendiği için gitmişler yani. Yani Allah rızası duygusunu işte hizmetle beraber tanımış oldum. Gerçek Allah rızası duygusunu yani. İşte maddiyat veren insanların verdiği maddiyatların yerinde bugün hazır kurumlara el koydular yani.
nasıl, onu nasıl izah edebiliriz bilmiyorum ama yani o kötü bir kelime kullanmak istemiyorum. Yani eşkıyalıkla el koydular o kurumlara. Diyorlar ki işte bunlar milletin parası. Evet, milletin parası. Ama hangi milletin parası? Gönüllü veren insanların parası. Kimseden zorla para istenmemiştir yani. Ve gönüllü insanların tuğla taşıyıp, sıva yapıp, demir bağlayıp, kalıp çaktığı insanların açtığı kurumlar bunlar yani. Yani bir bakıyorsunuz belki zengin bir insan orada bir gece nöbet tutmuş bir mal çalınmasın diye yani. Ya bakıyorsun bu insan burada durmaz diyorsun ama Allah rızası olduğu için duruyor yani. Şimdi o ülkelere giden öğretmenlere bakarsanız kim yetiştirdi bunları ya? Nasıl yetiştiler? Hep diyorlar ki beyinlerini kiraya vermişler. Hayır efendim. Allah'a kiraya verilmiş olan beyinler var orada ya. Ben bugün yani içimden belki kin taşıyorum bu yapılanlara, bu zulümlere. Fakat o insanların yani o mübarek insanın bu topluluğuna verdiği mesaj çok önemli yani. Diyor ki siz diyor bu yapılanları unutacaksınız. Unuttuğunuz da unutun diyor. Herkese de gönlünüzde bir sandalye diyor. Evet yani ama ben bakıyorum şimdi benim için iftira düzeyinde ifade vermiş olan yabancısı değil, ortağım benim bu yani. Ortağım. Benim için ifade vermiş oraya gitmiş yani. İftira atarak ifade veriyor. Gerçeği anlatsa amenle başımın üstüne. Peki. Hiç problem yok yani. Peki süreç bittikten sonra sizi şikayet eden ortağınıza, gönlünüze sandalyede yer var mı? Ya şimdi şöyle diyeyim. Biz hizmet kültürlü yetişmiş insanlar değiliz yani. Biz avam tabakasına, toplum içinde yetişmiş insanlarız. O duygularımız nasıl olur ben bir şey diyemem ya. Bir Karadenizlilik tabiri vardır bizde yani. Yani Karadeniz dalgası sert dalga vurur yani. Biz de o sert dalgalarda kalır mıyız? Yoksa bu işin mimarı olan şahsın açtığı ufukta bugüne kadar gittiğimiz bundan sonra gider miyiz? Efendimiz'in yolu gideriz inşallah. Ha, inşallah yani. Şimdi buraya şuradan geldik. Allah rızası duygusu dedik yani. Şimdi insanlar cimri zekatıyla İslam'ın cenneti garantiliyor yani. Ama bu tarafta insanlar bakıyorsunuz Allah rızasını vermişler. Vermişler, veriyorlar. Vermeyi sevmişler yani. Ve bu verilenlerle ortaya koyulan eserleri bugün hem Türkiye'deki zaten ne varsa yok ettiler. Ve kendi yandaşlarını peşkeş çekiyorlar şu anda. Ama dünyadakilerini de yok etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş, Türkiye tamam sana zarar veriyor düşüncesiyle bunları yok ediyorsun. Ama dünyadakilere niye zarar vermeye çalışıyorsun? Orada şanlı bayrağımız dalgalanıyordu ya. İstiklal marşlarımız okunuyordu ya. Ben mesela gittiğim okullarda... İstiklal marşı okunurken ağlamadığım olmamıştır hiç yani. Çünkü niye? Bir bakıyorsun zenci çocuk. Irkçılık değil söylediğim söz yani. Bir bakıyorsun Avrupa'nın yani Macaristan'daki bir çocuk. Bir bakıyorsunuz Güney Afrika'daki başka bir çocuk. Bir bakıyorsun Hindistan'daki bir çocuk. İstiklal marşını okuyor yani. Senin duygularını taşıyor ya. Şimdi işte bu kalemle yapılan cihat oluşmuş dünyada ya. Şimdi hizmetin benim sevdiğim en önemli noktalardan birisi eğitim. Birisi de fedakarlıktır, adanmış ruhlardır. Hizmete işte orada şunu gördüm. Dedim Allah rızası burada, ben artık başka gezmeme gerek kalmadı daha yani. Yer burası, Allah rızası burada. Şimdi günümüzde geçmişte siyasilerin çok içinde olduğum için A, B isimler vermeyeceğim. Yani o insanları da suizan ve şey altına bırakmak istemiyorum yani. Çünkü bizlere gıybet yakışmıyor. Yani yanımızda olmadığı için belki söylememiz doğru olmaz ama yani hep Allah rızası duygusuyla yaptığını inanan insanların bakıyorsunuz hepsinin arkasında bir şahsi menfaat peşinde koşmuş oluyorlar yani. Ama bu tarafa bakıyorsunuz gerçekten Allah rızası duygusu yaşanıyor yani. Yaşanıyor ve yaşatılıyor yani. Şimdi Nam-ı Cilli Muhammedi'nin bütün dünyaya yayılacağı Efendimiz tarafından müjdeleniyor. Ahir zaman kardeşlerimiz deniliyor. Kim bu?
Kim yapacak yani? Ha, bunlar lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümez derler yani. Şimdi lafla, sloganla bunlar olmuyor yani. Rahmetli Türkeş, Hoca Efendi ile bir programda kaldığı zamanlar çok ilginç bir söz söylemiştir. Ben biraz milliyetçilik damarım olduğu için, o akımın lideri olduğu için orada çok ilginç bir şey söylemiştir yani. Biz yıllarca sloganını söyledik. Siz ise bugün Orta Asya'ya gittiniz, gerçeği yaşatıyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Uyguluyorsunuz dedi yani. Bu aslında bir kuru milliyetçilik olarak değil. Şimdi Almanya'da başka ülkelerde bulunuyoruz. Bunu nasıl anlamak lazım? İşte oradaki Türkeş'in vurguladığı olay, geçmişte hedef Turan, rehber Kur'an'dı sloganlar yani. Ama kimse Turan'a gitmiyordu. İşte Hoca Efendi insanlara, yetiştirdiği insanlara dedi ki siz gidin. Bütün dünyaya gidin. Ve öyle bir ufuk açtı ki bütün dünyada. Yani belki bugün bütün dünyadaki kurumlara baktığınız zaman, yetiştirilen insanlara baktığınız zamanlar, sokakta yürürken bu filanca kişi deniliyor yani. Peki Almanya'dasınız, yeni bir hayat, yeni Almanyalısınız. Alışabildiniz mi? Neler yapıyorsunuz ve hedefiniz mi? Biraz da buralardan bahsedelim. Şimdi oraya gelmeden önce ben şunu da vurgulamak isterim yani. Buraya gelmeden önceki hayat bizim için önemli ya. Nasıl önemli? Türkiye'de bir iş alemin var senin ya. İş aleminden nasıl söyleyeyim? Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın derler ya. Biz, ben şahsım adım yani, benim gibi bir sürü esnaf. Mükemmel bir iş hayatı oluşmuş. Hak yemez, hukuktan ayrılmaz, vergisini verir, adaletten ayrılmaz, insanlara yardımcı olur. Ve bu insanların mallarına, mülklerine el koyuyorsun ya. Ya dünyada eşi benzeri bu olay yaşanmamış ya. Ya yaşanmamış, bakıyorsunuz hakikaten yaşanmamış ya. Belki bir Bolşevik devrimiyle bilmem neyle onlar da farklı bir şey yapılmış ama bu Türkiye için, Müslüman ülke için, yani hak hukuku bilen bir ülke için ve bir de demokrasiyle yönetiliyoruz dediğiniz bir ülkede bunun yaşanması çok anormal bir olay yani. Şimdi atıyorum istikbal örnek verelim. Ziyarete gitmiştim, bir gün yatak fabrikasını geziyoruz. Dört yol var, dört yoldan bir yolunu sadece hayra çalışıyor deniliyor yani. Hizmet için değil, Türkiye'den ve dünyadan kim talep ettiyse hepsine veriyordu bu insanlar yani. Ve bunlar hapisteler bugün yani. Bu beyinler, bu nasıl söyleyeyim, ülkenin harçları, hamurları, çimentoları hepsi hapiste şu anda ya. Şimdi bunu neyle izah edebiliriz? Demek ki Allah'ın bir muradı var bu işte ya. Ben bakıyorum, kendim için bakıyorum. Yani bu olayların çok önceden sezdiğim için ve özgürlüğüme de çok düşkün bir insan olduğum için ben hiç devlet memurunu düşünmemiş bir insanım üniversite bitirdikten sonra ya. Çünkü niye? Biz kalıbın içinde yaşaman gerekiyor. Memur olduğun zaman saatlerin belli, belli bir emrin altında çalışacaksın. Ben hiç onu düşünmemişim yani. Dedim yani yaşanıyor, baktık hapis hayatları falan, hapis atılıyor insanlar gereksiz yere. Daha önceden de bildiğim için, bazı şeyler incelediğim için dedim bu bana göre değil. Ben kendi malımı, mülkümü yani o günkü şartlarda benim ortaklığım olan şirketleri de devrettim. Devrettim derken formalite devir değildi bu yani. Gerçekten devrederek ve var olan mülklerime de el koydular zaten yani. Tasarruf yok. Emekli maaşımı ödemiyorlardı. Yani buna bile el koymuşlardı. Şimdi böyle bir hayatın içinde kalmaktansa dedim, hapis hayatta görünüyor ufukta, öyle gitmektense dedim, yani ne yapalım o zaman dedik yani, Efendimizin hicret duygusunu, belki bize nasip olmaz öyle bir duygu ama dedik, çıkalım bari dedik ve çıktık yani dışarıya. Ve yani sattığım şirketteki, yani sattığım şirketteki alacaklarım bile ödemedi insanlar yani. Yabancı değil, yeğenlerim benim bunlar yani. Şimdi niye ödemiyor? Ya sen diyor o camianın içindeydin diyor, o camiada bugün bunu yapıyor, onun için ödemiyoruz diyorlar yani. Şimdi burada şunun için anlattım ya. Kardeşi kardeşe öyle düşman ettiler ki, anayı babayı öyle düşman ettiler ki oğla evlada birbirine karşı. Bakıyorsun evladı babasına düşman yani.
Babası evladına düşman, şikayet ediyor, hapse attırıyor bu evladını yani. Öyle bir düşmanlık ki. Fas'ta tanışmıştım bir öğretmenle. Türkiye'ye ziyaret etmiş bu olaylar başladığı zamanları. Annesi kadın kolları başkanı. Babası da parti yönetiminde. Doktor ikisi de yani. Ama evlatları hizmetinde, tanışmış hizmetinde gönüllü çalışıyor. Fas'taydı yani. Dedi ki ziyarete gittim bayramda ama beni dedi evlatlıktan reddettiler dedi yani. Allah Allah. Niye dedim. Dedi daha tekrar oraya gidersen biz sana sütümü haram ederim diyor anne. Baba diyor ki evlatlıktan seni reddederim tekrar diyor. Gidersen tekrar gidersen diyor. Ve bu kardeşimiz ben diyor valizimi aldım. Arkama bakmadan anne baba ben size hakkımı helal ettim dedim. Ve ayrıldım hizmetime geldim diyor yani. Şimdi bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu insanları neden birbirine düşman ettiniz kardeşim? Derdiniz neydi yani? Ben burada şunu anlıyorum yani. Demek ki birileri bir proje hazırlamış. Hazırladığı projeyi birilerine uygulattırıyorlar. Ben bunun 28 Şubat'ın devamı olduğunu düşünüyorum. 28 Şubat'ta bu insanların başörtülü, başı kapalı insanlar, yani camiye giden insanları adeta fişlemişlerdi. Öyle bir şey hale getirilmişti ki camiye gitmekten korkuyordu insanlar. Ben camiye rahatlıkla gidebiliyordum ama bakıyordum o camiye gelen memurlar hiçbirine gelmiyordu artık yani. Ve kimdi bunları 28 Şubat'ı bunlar götürmüştü bile temizlemişti. Ama bugün kim yapıyor? 28 Şubat'ta beraber bunlar yapıyor. Ben Türkiye'de eğitilmiş insanlardan zarar gelmeyeceğini biliyorum ve olmaz da yani. Bu insanlara terör örgütünü ne kadar söylersen söyle, ne kadar yani nasıl söylesem nasıl üstüne terör yaz, yamayı yapıştır, di ki onu, o durmaz yine düşer üzerinden. Niye düşer? Çünkü terör kelimesi silahla eşdeğerdir. Eli kalem tutan insandan terörist olmaz. Bu işin önderi olan şahıs ne diyor? Müslüman terörist olamaz, terörist de Müslüman olmaz diyor. Ve 40 yıldır uğraştığın terör örgütünün yöneticileri var. Kandil'de veyahut da bir başka bir yerde. İşte isimlerine işte filan filancı, filan filancı, filan filancı deniliyor. Anmayacağım bu isimleri yani. Fakat bakıyorsunuz bunlar hepsi Türk yani. Ya Allah aşkına bugün hapiste olan terör örgütünün başı dediğin insanın ve çevresinin hangi birinin eline ballı el koydunuz ya? Hangi birinin? Bir tane el koydunuz var mı? Vazgeçtik. Şimdi namuslu, dürüst, öğretmeni, bayanı, işte kermes düzenlemiş, hayır hasenat yapmış, zekat vermiş, okulda o çocuğu okumuş, bankasına para yatırmış diye hapse attığın insanları oraya terse dönüyorsun. O dağdaki insanın hiçbirinin hakkında gıyabi tutuklama kararı bile yok. Yani bakan milletvekili çocukları sizin öğrencilerinizdi, velilerinizdi, tabii, biliyorlardı. Tabii. Yani sırf benim ana fen olarak söyleyeyim. %50'ye yakını bizdeydi yani kadronun, bakan kadrosunun falan. Yani nasıl böyle bir anda bu şekle geldi anlayamadık. Yani her şey suç olmuş. Yani bir bankasıya para yatırmak suç. Ne bileyim bizim sendika üyeliğimiz vardı. Suç. Yani öğretmenlik yapan suç. Öğretmen, kurumda öğretmen. Sekreterimiz vardı ya. Sekreter ne olur sekreterden. 6 yıl 3 ay hapisteydi. Darbutay'dan da onan diye. Peki ama sekreter siz... bu yani. Sekreterin ne şeyi olabilir Allah'ınızı severseniz. Bir şikayete bakıyor yani bu iş. Peki diyeceksiniz ki yani siz suçlu musunuz? Evet, suçlu musunuz? Ne yaptınız? Yani bu zamana kadar yani karakolun yolunu, mahkemenin yolunu bilmeyen insandım. Yani bizim öğretmenlerimiz hiç bilmezler. Bu zamana kadar eğitimden başka hiçbir şey yapmadık yani. Nasıl birden suçlu olduk? Tamam, birileri bir şey yapmışsa onları cezalandırın. Ben de destekliyim ama öğretmenin suçu burada ne? Gazetecinin suçu ne? Yani sekreterin suçu, çaycının suçu, sohbete gelen ablaların, annelerin suçu, kendisine katılanların kendisi. Yani biz bunları gördük yani.
O galibiyet yani, sürecinizde mesela bu süreç, çünkü bu bir tarih, yazdığınız ettiğiniz bir şeyler oldu mu? Var ufak tefek. Eğer bir alalım size, tabii. Ben genelde türkü ve şarkı tarzında yazıyorum ama şiir şeklinde okuyayım çünkü ses maalesef yok ama birisi yazar okursa seviniriz o şarkı türkü şeklinde. Taş duvar, kör koğuş, soğuk gardiyan, fikrim firar etti, bedenim zindan, elinden tuttuğum vurdu sırtımdan, dik durdum zalime, kader bu zehran. Aşımıza katık, gözyaşı kattım. Bir yatakta gülüm, üç kişi yattım. İtirafçı gördüm, işkence tattım. Boyun eğmedim zulme, eğemem zehram. Ranzalar üst üste, duvar ard arda. Ne zulüm içeride, ne huzur dışarıda. Ne öç tuttum, ne kin, zalim dünyada. Sevdiğim ülkeme küskünüm zehra. Komutanı tuzak kurmuş mahpusta. Harbiyelim nizamda, voltada, usta. Doktor, hakim, katil aynı koğuşta. Kader mahkumuyuz, üzülme zehra. 33 yiğittik hakikaten. O polisler çok az kişiydi. Keşke herkes onların arkasında dursaydı, şu sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hem sol cenaha, hem sağ cenaha, hem diğerlerine söylüyorum. O polislerin arkasında durulsaydı, onlar kendilerini feda ettiler. Allah görüyor, biliyor ve bir planı var. Allah kerim. Evet. Daha bitmedi. Onlara da şöyle dedim. 33 yiğittik, kehribar imame. Ne nişane düştü, ne de bir tane. Ne makam, ne şöhret, ne mapushane. Vatanım sağ olsun, polisin zehra. Bunu da polislere yazmıştım. Gönlünüze sağlık, maşallah. Yes, Müslümanın işi değil. Yani Müslüman yes'e düşmemesi lazım. Ümitsizliğe düşmemesi lazım. Hangi şartlar, hangi ortam olursa olsun. Belki biz rahat konuşuyoruz şimdi ama yani gerek burada, gerekse bütün dünyadaki arkadaşlarımız, yani her ülkede farklı mağduriyetler yaşanmış, duyuyoruz, işitiyoruz, konuşuyoruz kendileriyle. Ama her kışın bir baharı var inşallah. O baharın da ben çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Yani tüm bu mağduriyetlerin bir şekilde giderileceğinden hiç şüphem yok. Ama benim korkum şu. Bir bayanın doğumu gelmiş, hapisten çıkarılmıyor. Hastaneye götürülüyor. Hastanede eli kelepçeli olarak doğum yaptırılıyor Türkiye'de yani. Bu zulmü Allah muhafaza eyliye. Ve bunun gibi nice zulümleri birleştirdiğin zamanları o topluma bela gelmekten kaçmak lazım. O belalardan korkmak lazım. Onun için yani bizlerin o tür belaların gelmemesi için dua etmemiz lazım. Belki bu işlerin düzelmesi için, yani o mağduriyetlerin düzelmesi için bu belalar belki gelir diye korkuyorum ama inşallah gelmez. Fakat yani bunu yaşayan insanların şuna rahatlıkla emin olsunlar ki mutlak surette güzel günler gelecek yani. Çünkü eğer bu dava hak davasıysa şüphem yok. Yani o konuda hiçbir zaman dik durmaktan da geri kalacağımı düşünmüyorum. Güzel günler gelecek inşallah. Hiç kimse moralini bozmasın. Yani acaba ne zaman sorusunun cevabını kimse bilmiyor zaten. Allah biliyor. Yani Türkiye'deki seçimlermiş, şunlarmış, bunlarmış, onlardan bence hepsi ümitlerini kessin bence yani. Çünkü niye ortamlar kapandı, bitti yani. Ancak Allah'ın ilahi lütfuyla bunların düzeleceğinden şüphem yok. Benim buna şöyle bir şeyim var. Çok oldu belki ama Musa aleyhisselam Kızıldeniz'e bir mucizeyle karşıya geçti, Firavun'dan kurtulduğu zamanları. Karşıya vardığı zamanları Tur Dağı'na çıkıyor. 20 gün kalacakken 40 gün sonra geriye dönüyor. Geriye döndüğü zaman insanların tekrar bir buzağı yapıp ona taptığını görüyor. Bir mucizeyi görmüş bir topluluk
böyle olmuşsa bu olanları da bizim dediğimiz insanların çok görmemesi gerekiyor. Geride yapılanlara çok kötü gözle bakmaması gerekiyor. Yani çünkü o insanlar bilmiyor gerçekleri. Bildikleri gün çok şey değişmiş olacak inşallah. O yüzden herkes gönlünü rahat tutsun ya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.